Gençler selamlar, 17. günden herkese merhaba ve etlerimiz sonunda olmuş abi. Muhtemelen şu 5 gün falan ki unutmayalım gençler, biliyorsunuz ki bunu 16. günde koydum. Şu an için 1 gün oldu daha, tabii ki yakalayamadı. Muhtemelen 16, 5 eklersek herhalde 22. günde şuradaki eti alacağız diye tahmin ediyorum. Hemen akabinde bir gübre daha koyalım, çok iyi oldu. Vallahi var ya, bir anlamı yok zaten diyor. Haydi Adam, bir anlamı olduğunu görüyorsun. Her geçen gün ilerleme kat ediyoruz ve ama Adam hiçbir şekilde olumluluğu görmüyor yani. Hakikaten ben her defasında Adam'a yardımcı oluyorum ama Adam hiçbir şekilde iyi gittiğimizi düşünmüyor yani. Embesil. Şimdi gençler, istiyorum ki ben şu sebze halini yağmalıyım. O yüzden bir sonraki gün elimde takaslık malzemeler var. Bakalım neymiş. Bir sonraki gün sebzeliğe gidebilirim çünkü yemeğim hiç yok var ya. Alışveriş yapacak. Ay oğlum, daha yeni açtım kapıyı. Heh. Şimdi sebze might be useful. O yüzden ne yapalım biliyor musunuz? Sana şunu versen, bak bu arada şey takas yapamıyoruz ha. Çocuğun mesela kızımızın eşyasını zaten takas yapmak istemezdim de, yapamıyormuşuz da zaten. İhtiyacım yok. İhtiyacım yok. Bana sorarsan bir tane bu faydalı olabilir ya. Ah! Böyle anlaşabiliriz diyor. O zaman bir dal ver. Bir kibrit ver. Bir su ver. Harikasın. Bir şeker ver. Harikasın. Bir daha şeker ver. Tamam, verme. Bir su ver. Verme. Tamam, böyle iyi oldu ya. Haydi eyvallah abisim. Yanlış yaptım. Aa, kapıyı açmadan da kovabiliyoruz kendisini. Herhalde delikten bakıp git falan diyoruz kendisine, emin değilim. Şimdi hazır sebzemiz dolmuşken gelelim şöyle iki tas yemek yapalım. Çünkü biliyorsunuz gençler, yiyeceklerimizi çalabilirler. Buzdolabındaki. Ama yemek yaptığımız takdirde yiyeceklerimizi çalamıyorlar. Ki bu artı bir şey. Bunu yapacağım. Yakıt tüketimini azaltıyor ve daha iyi yemek yapıyor. Yani yakıt tüketimini azaltıyor sadece. Bileşenler azalmadığı için ne kadar mantıklı bilmiyorum. Çünkü bolca zaten yakıtımız var. Biraz kullanışsız olabilir. Ama bakalım. İki tas yemek yapıyorum. Benim karnımı doyuracak kadar bolca yemeğimiz var. Kızımız geldiği zaman yiyeceği bolca yemek var. Gayet güzel. O kadar mutluyum ki. İyi oynadığımı düşünüyorum. O yüzden mutluyum gençler, açıkçası. Şimdi burada bana faydalı olacak. Hastanede vardı değil mi? Hastanede de vardı böyle bir yer. Bir tane daha yapalım. Yapalım. Bir tane daha yapalım. Çünkü hastaneye gideceğiz. Hastanede gitti bir yer vardı hatırlıyorum. Yalnız bu bölüm hastaneye gitmeyeceğim gençler, haberiniz olsun. Bir geçediğinde şeye gideceğim ben. Yine okula gideceğim. Sebze halini yağmalayacağım daha fazla yemek yapabilmek adına. Veya hastaneye de gidebilirim ya, belli olmaz. Çünkü hazır yiyeceğimizi de yaptık ya. Ne oldu şimdi? 2 adet bundan var. Bıçak var savaş malzemesi olarak. İyi ya. Fena değil durumumuz. Ben öyle tahmin ediyorum. Bakalım ev eşyalarına ne yapabiliriz. Yani yağmur suyu toplayıcısı yapılabilir belki. Koltuk faydalı olur mu gençler? Bakın bunu bilmiyorum. İyi bir kitap ile depresyonumuzu azaltabilir miyiz? İnanın bana bilmiyorum. Ama bir koltuk yapmak herhalde iyi olabilir ya. Şuraya beni koyabiliyor muyum? Bak koyamıyorum. Şuraya koysaydım inanın bana bir tane koltuk yapacaktım. Ama bu katı full doldurmuşuz. Ben sırf oturmaya da adamın kat inmesini açıkçası istemiyorum. Karakterimizi hemen yatıralım ve geceyi sonlandıralım istiyorum. Günü... Yes! Günü bitir. Harika. Harika. Şehir hastanesine gidiyorum. Bir anda kararımı değiştirdim. Emily'yi aramak istiyoruz. Seni alacağım. Ve küreğe ihtiyacım var mıydı? Hatırlamıyorum. Sanırım yoktu. Varsa bile elimizde kazarız, sorun olmaz. Okey. Okey. Sanırım böylesi iyi. Güzel oldu. Şimdi o da kadın bana dedi ki, bana bunu bir tane hemşire verdi dedi. Eğer hemşireye sorarsan... Hiçbir şey... Ah, tamam, bu diyaloğu yapmıştık. Şimdi koş bakalım şuraya doğru. Öncelikle bu kapıyı bir açalım. Ayy.
keşke maymuncuk getirseydik yanımıza. Bak tüh. Kötü oldum. Nasıl unuttum ya? Tüh. Dolap iyiye benziyordu ya. Vallahi iyiye benziyordu şu dolap. Olsun. Yine birkaç malzeme bulduk. En azından çantamız boş. Eve dönmüyoruz. Bileşen bulduk değil mi? Mis gibi vallahi. Şimdi şu kadınla ben bir kere daha konuşmak istiyorum. Sen miydin lan o? Hayır ya, sen değilsin abi. İpucu bulamadık gençler. Öyle büyük bir sıkıntım var ki şu an. Hakikaten ip... Ne yapıyorsunuz ya? Yukarı çıkabiliyor muyum? Hayır, aşağı in. Bak şurada bir tane varmış. Bu arada kazılacak. Ben tamamen unutuyorum ya. Vallahi niye unutuyorum bilmiyorum. Buradaki ipucu da ölüm oranları mı? Okey. Alt katı sanırım tamamen bitirdim. Şimdi üst katı tamamen bitirdiğimizden de emin olalım. Buradaki adamla konuşmuştum. Burayı yağmalayamıyoruz. Buradaki kadınla... Aha. İkinci kattaki kadın. Ona kapşonlu bir giysi verdiğini söyledi. Aslına bakarsan o benim kızıma ait. Kızımın nerede olduğunu biliyor musun? Aa, burada bazı çocuklar vardı. Belki Doktor Jeffimov size yardımcı olabilirdi. Ama dün gece askerler onu götürdü. Onun nereye götürdüğünü biliyor musun? Girişik güvenlik görevlisi biliyor olabilir. Kapüşonlu giysiye gelince onu ikinci katta atılmış olarak buldum. Onu almadıysan memnun olurum. Battaniye ve kalın giysilere çok ihtiyacımız var. Okey. Ben tabii ki gece almadım. Yani. Çünkü kötü bir insan değilim. Bizim kızımızın şu an hangi alemde olduğunu bilmediğim için... Yani o kapüşonlu buradaki kadına daha fazla ihtiyacı var. Yani burada kadının o kapüşonluya daha fazla ihtiyacı var. Dolayısıyla kadın da kalabilir. Kesinlikle izin veriyorum. Buraya geçebiliyor musun? Emin değilim. Muhtemelen geçebiliyorsun. Ve sen bir harikasın. Küreğimiz mafeles yok. O halde elle girişiyoruz. Harikasın Adam. 1,5-2 dakika boyunca... Burada pek bir şey kalmadı. Dur, burada bir şey var. Bir kısmı yanmış hastane belgeleri. Bir göz atmalıyım. Devam ediyoruz. İsimlerin yanında bazı numaralar. Numaralar ne anlama geliyor bilmiyorum. Fakat Emilia'nın ismi geçiyor. O buradaymış diyor. Emilia burada doktor bir şey biliyor olmalı. Onu bulmalıyım. Okey. Tekrardan geri gidiyoruz anladığım kadarıyla. Çünkü doktor herhalde bir alt kattaydı. Yanlış kahretsin üst kattaydı. O halde tekrardan aşağıya dolaşmamız gerekiyor anladım. Abi ciddi olamazsın. Yukarı çıkamayız mıyız? Çıkamayız. Doktor dediğimiz o kadın mı? Değil mi? O kadın doktor oluyor. Okey, tekrardan doktorun yanına gidiyoruz. Demek ki bir ipucu bir ipucuna, diğer ipucu diğer ipucuna bizi yönlendiriyor. Okey. Sorun değil, vaktimiz var. 2:50. Eğer başka bir tane daha git gel görevimiz yoksa eğer... Kadın nerede ulan? Bir alt katta mı? Aynen, kadın buradaymış. Özür dilerim, bir şey soracağım. Lütfen daha sonra tekrar gel. Abi hayır. What? Doktor bir şey biliyor olmalı dediği doktor bu değil miydi? Hay Allah ya, yine kaldık anasını satayım. Ya oyunun direktifleri hakikaten açık değil ya. Ya şu an ne yapmam gerektiğini açıkçası bilmiyorum. Bunların hiçbiri bana doktormuş gibi durmuyor. Ya bu adam doktor diye benimle uğraşma diyor. Ya benimle uğraşmayacak doktor mu olur? Aa, bu da inanmıyordu herif, doğru ya. Şu tarafa bir gidelim. O tarafa gidemiyoruz. Üst kata çıkabiliyor muyuz? Üst kata çıkamıyoruz. Bir alt kata inelim. Son kez de şu adama soralım. Hayır, kaybın için üzgünüm. Bununla da konuşmuştuk. Evet, bu katta başka nerede doktor var bilmiyorum. Burası da bitti gençler. Yani anlayamadım. İstediğim ipucunu açık. Ah! Doktorun nereye götürüldüğünü sen biliyor olabilir misin? Bunu sana kim söyledi? Onunla bağlantını ne? Kızımı arıyorum. Bu yüzden iki takipçim bir oyuncak dükkanı var. Yerinde olsam oraya çıkışa koş. Güneş doğuyor hemen. Yerinde olsam oraya gitmezdim. Bu intihar olur. Oyuncak dükkanı mı dedi? Sanki o tarz bir şey söyledi. Oğlum zamanım dolduğu için son anda fark ettim adama. Oyuncak dükkanı mı dedi? O tarz bir şey dedi. Doktoru oraya götürmüşlerdir yakınlarda ama oraya gitmek intihar olur dedi. Eyvah. 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 Başlıyor abi aktivite. Aktivite demişim. Aksiyon.
Anladığım kadarıyla şimdi başlıyor. Görev ne? Hastaneye gittim ve çoktan başka bir dışarıda askeri tutup öldürmeden onunla konuşmalıyım. Ya da onu hiç bulamayabilirim demiş. Şimdi tam olarak nereye gideceğimizi ben bilmiyorum ama haritada sanırım yeni açılan yere gideceğiz zaten, öyle duruyor da bakalım. Ben oyuncak dükkanı diye gördüm. Umarım da yanlış görmemişimdir. Şimdi su ihtiyacımızı bu arada buradan karşılayabiliriz, haberiniz olsun. Hazır etrafta kar varken ben şuradan birazcık kar toplayayım. Çünkü su bulamadığımız zaman yağmur toplayıcısını da yapmadım. Havalar ısındığı takdirde karı alırız. Şurada eritiriz abi. Ve böylece ihtiyacımız olan suyu da elde etmiş oluruz. 2,5 saat sürsün. 10 tane yapalım. Başlarım böyle iş ediyor. Haydi aslanım. Asker tarafından götürülen doktor Emily'yi bulmak için tek şansım diyor. Keşke şu an kendi içerisinden doktorun nereye getirildiğini de söylese. Ben çünkü hakikaten diyaloğu kaçırdım zaman dolmasın diye. Halbuki vaktimiz de vardı. Aa, bu arada ben dışarıda kaldığım sürede hasta olurum değil mi? İptal abi. Yeterli. Yeter, hemen yukarı çık. Şuraya odun at. Ve hemen yatağa. Uf, ben az kaldığını unuttum biliyor musunuz? Hasta olabilirim. 3 tane suyumuz var sana. Bu anlamda geliyor emin değilim. Oh. Oh, çok korktum. Vallahi billahi çok korktum. Yani adam hasta olmasını asla şey yapamam. Şu an kaldıramam. Tabii malzememiz var fakat biliyorsunuz bu oyunda birisi hasta olduğu zaman 2 ay hasta yatıyor. O yüzden hiç mi hiç? Hiç hiç yok demek, yapacağın hiç çok. Yani şey falan yapsak mı ya? Orası tehlikeli diyorlar, okul bölümü. Bizde bıçağımız var mı? Maymuncuk yapabiliyor muyum? Aynen. Yap abi. Yap abi sen, beni dinle. Hayır, yap abi. Bir maymuncuk. Yap abi. Maymuncuk faydalı. Düşmanların çalacak çok fazla bir şey kalmadı benim evimde. Yiyecek malzemeleri çalmaları bana çok vurgun olmaz. Bir tane hazır yiyeceğim var zaten. Ve 4-5 gün sonra gelecek etlerimiz de var. Ki bildiğin kadarıyla iki tane çiğ eti yediğin zaman karnını doyurmuş oluyorsun. Hani çok açken bir tane çiğ et yediğiniz zaman hala çok aça geliyor ama iki tane çiğ et yediğiniz zaman direkt aça düşüyor. Günü bitir. Maymuncuğumuzu yaptık ve oyuncak dükkanı. Emily savaştan önce bu oyuncak dükkana gelmeyi çok severdi. Şimdi askerler buraya geliştirilmiş. Sorgu merkezine çevirdiler. Görünüşe göre o talihsiz doktoru burada tutuyorlar. Emily'nin nerede olduğunu ancak o bilebilir. Oraya tedarikli bir şekilde gitsem iyi olur. Umarım çok geç değildir. Yandık abi işte. Şimdi aksiyona başlıyoruz. Okey. Al. 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 Al ve al. Evet. Bundan daha iyisini ben açıkçası düşünmüyorum. Belki buna ihtiyacımız olmayabilir. Ama olsun. Ne olur ne olmaz. Bayağı malzemeyle gidiyorum. Allah'ım inşallah başıma kötü şeyler gelmez. Teşekkür ederim. Of, çok gerginim. Haydi bakalım. Kesinlikle taktik ya. Aa, güzel bir yer. Burası askerlerin doktoru tuttuğu yer. Emilia'nın nerede olduğunu o biliyor olabilir. Ya herkesi öldürmek zorunda kalacak mıyım? Ben çok merak ediyorum ya. Bombalamanın ardından çok fazla yıkım, tekrar inşa edebilecek miyiz? Bana ne ya? Bana kızımı verin yeter abi. Başka hiçbir şey istemiyorum sizlerden. Sizlerden başka hiçbir şey istemiyorum. Yalnız çantamızı şimdiden şeyler doldurdum. Hala asker göremiyorum ama kaçırdım. Sana gerek yok. Seni alalım. Tahtadan sabit bileşen çok çok daha önemli. Bileşen, bileşen, bileşen. Tahta değil. Burada mermi olabilir. Aynen. Çünkü silah deposuna benziyor. Aşağı. Şimdi tek düşündüğüm şey, buradaki ben insanları eğer öldürürsem ve o konuştu mu diyor. Henüz değil. Ama konuşması an meselesi. Bu işi hemen hallet. Karnıma çıkıyor. Ne alaka ya? Hangi işi ya? Daha uzun sürmeyecek diyor. Şimdi burası ne kadar büyük diye bakıyoruz. İşin iyi yanı çok büyük değil. Oo, güzel. İşi bitirmek için Bodrum'a geri dönüyorum. Sen direnişliler için gözlerini dört aç. Bak. Avımız geliyor desenize. Şu kapıyı kapattığı anda
bıçaklayacağım kafasından. Telaşa gerek yok, iyi eğlenceler demiş. İyi eğlenceler ne demek ya? Ayıp be. Haydi bakalım. Doktoru sanırım eziyet çekti anladığım kadarıyla. Çünkü başka bir şey olamaz. Sorgulama yerine nöbet görevini her zaman tercih ederim. Ha, bu adam biraz daha ahlaki değerleri olan birisine benziyor anladığım kadarıyla. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu adamlar tehlikeli. Ellerinde silahlar var. Ben bu adamı dışarı nasıl çekeceğim açıkçası bilmiyorum. Ses çıkartmam gerekebilir. Ve adam gitti. Evet, burada saklanacak bir yer var mı? Var. Şunu kapatalım. Şuraya saklanalım. Çünkü bu adam buraya gelecektir. Birazcık bekliyoruz. Allah'ım inşallah vaktimiz yeterli olur. Şimdi koşmayacağım. Çünkü koşarsam Bodrum'daki salak da bizim yanımıza gelecek. Var ya bu ikisinin. Bu yerde kaç kişi var onu bilmiyorum. Aşağı in. Tamam yukarı çık, sorun değil. Tamam buraya gel. Vallahi ellerim terliyor ya. Buraya gir. Aynen burası daha mantıklı biliyor musunuz? Şimdilerde su bulmak hiç de kolay değil. Aynen. Benim evde 24 litre. Of nereye saklandı ha? Adama bak kapının içine girdi. Ama adamımız kitaplığın içine falan mı saklandı? Tüf kötü oldu ya. Keşke şurada dursaydım. Her neyse muhtemelen burayı kullanacak. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Abi ciddi olamazsın. Az daha ilerle. Az daha ilerle ne olur. Sürpriz saldırı! Etrafa bakıyoruz. Gelen giden yok gençler. Gelen giden yok. Allah'ım bin şükür. Al abi al. Bırak. Al. Aman yarabbim ne kadar güzel bir yer. İlk defa böyle bir yerde böyle bir yere geliyorum yani hikayeyle. Sadece hikaye bölümünde bunu yapmış anladığım kadarıyla. Dosya yığının üstte karargâhtan bir not var. Direnişçiler, insani kurdu kullanarak şehirden kaçmaya çalışıyor olacaklar. Siviller gibi yani çocuklar ve veynler gibi geçmeye çalışacaklar. Kanmayın ne gerekiyorsa yapın demiş. Uuu. Yani. Burada bir ses var. Şey. Şurayı bir açalım gençler. Hem çantamız boşalır hem de değerli eşyalar bulabiliriz. Ve burada ben ses çıkaracağım. Çünkü... Adam benim yanıma gelmesini istiyor. Ay aşağıda çok insan var ha. Ay aşağıda sanırım çok insan var. Şu delikten bakalım kaç kişi var aşağıda. Öksürme. Ben direnişçiler hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Aha doktor. Vallahi doktor. Üst kata çık abi. Ha öksürme dediği şey. Öksürük efekti yani o bakımdan. Okay. Şimdi burada ben çıkıp ses çıkartıyorum. Ve adamlar beni fark etmiyor. Yalan söylemeyi kes. Sen isyancılara yardım ediyordun. Bir şey için geç kalıyor olabilir miyim? Adam öldürmezler değil mi? O kadar çok ses çıkarım ki yani ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Ya aşağı inip silahla tarayayım mı hepsini? Emin değilim ki. Sadece... Bana daha fazla vurma diyor. Abi saat doldu ya. Buradan kaçış var mı? Ama buradan da kaçış yok ha. Neyse şuraya doğru yaklaşalım. Ya bilmiyorum. Buraya bir kere daha geleceğim anladığım kadarıyla ben. Çünkü hem yeterince yağmalayamadığımı düşünüyorum hem de... Ya adam orada kaldı. Ulan burası da var ya bayağı da büyükmüş ha şaka maka. Yine bayağı büyükmüş yani vakit doluyor. Yemi kalkıyor abi. Doktorların çocuklarını gönderdiği yer diyor. He, şurasından bahsediyorsun. Okey. Okey gençler buraya bir sonraki tekrardan geleceğiz. Ve vakit yok geri dönmeliyim. Koş çıkış ayağı. Ne yapalım anlamadım ki ben de. İlginç yani ya. Çok tuhaf. Savaşabilirdim.
Ama gençler biliyorsunuz adamı yaralamak istemiyorum. Bu bir. Biraz bilgi aldım. Bu iki. Belki bir sonraki bölüm kilise bölümü açılmıştır. Bu üç. Ben şeyden bir an korktum biliyor musunuz? Müdahale etmeye geç kalacağım ve doktoru öldürecekler diye çok korktum. İnşallah. İyi ki. Şehri terk etmelisi kilisede olmalı. Bak nasıl öğrendim bilgiyi. Nice. İnsani koridor kilisenin yanında açılıyor. Emeli'yi orada bulacağım. Oo harbi mi? Güzel. Kiliseye gidiyoruz yarın. Yarın kiliseye gidip... Aa et bulmuş. Oha çok hızlı değil mi sizce de? Gerek yok alma o zaman ya. Çünkü hırsız gelip yemeğimi alabilir. Değil mi? O şimdilik orada dursun. Aynen. Hırsızlar kötü. Hırsız benim yemeğimi çalabilir. Dolayısıyla şey yapmıyoruz. Şimdi gençler bundan yapabilirim yağmur suyu toplayıcısı ama gerek yok herhalde çünkü suyumuz zaten var. Gerek yok. Bak sebze için geliştirebiliriz. Bakın sebze için burası faydalı olabilir bize. Ama ona da hayır dedik. Şu an için benim neye ihtiyacım var bir saniye. Sana pek fazla bir şeye ihtiyacımız yok şu an. Bolca silahımız var. Gerçi pompalı taarruz tüfeğini orada bıraktım ama bolca mermimiz oldu. Yakıtımız birazcık sanki az gibi. Biz o halde şuraya bir yakıt ekleyelim. Biraz odun bulsak iyi olur. Bolca odunumuz var ama yakıtı yakmıyorum. Bakın 5 tane odun var fakat soba yanmıyor. Herhalde hava sıcaklığı normal olarak yüksek olduğu zamanlar sobayı yakmıyor. Hava sıcaklığı düştüğü zaman anladığım kadarıyla soba otomatik olarak yanıyor. Şu an için yapacağım bir şey yok evde. Bunları toplamak istemiyorum. 4 tane toplayabileceğim şey var. Onlar hazırda dursun. Etimiz var toplamayacağım. Çünkü soyulabiliriz. İşte işin sıkıntılı yanı bolca bileşenimiz ve tahtamız var. Bunlar giderse çok kötü olur benim için. Suyumuz dahi bolca var. İyi. Güzel. Abi günü bitir. Abi günü bitir ya. Kiliseye... Aha tekrardan buraya gitmeyelim mi? Oha. Tekrardan buraya gitmiyoruz. Okey. Pogore'nin kenar mahallelerinde yakın küçük eski bir kilise. Görünüşe bakılırsa insani koridoru kullanmak isteyenler için buluşma noktası. Emily tamir tahliye edilmiş midir yoksa hala orada mıdır? Öğrenmek zorundayım. Aynen öyle. Emily ya senin için geliyoruz. Bilmiyorum hakikaten burası oyunun son bölümü mü olacak? Bana sorarsanız olmayacak çünkü. Olmaz yani ne alaka? Yakın taarruza aldım. Uzağa aldım. Engel aldım. Onu aldım. Baltamız yok. 20 mermi muhtemelen yeterli olacaktır. Çünkü 20 mermi çok. 10 tane yapınca da ikinci bölümü açıyor. 20 mermi bence yeter ya. Değil mi? Maymuncumuz falan yok. İşin kötü yanı o. Olsun. Güzel. Geliyorum. Bir kere daha şeye gidebilirim. Oyuncakçı dükkanı. Çünkü oradaki iki askeri öldürmek istiyorum. Onlarda bayağı mermi vardır. Bir sürü ceset. Aman ya Rabbi. Oğlum. İnanmıyorum. Ciddi misin? Oha bu kadar vahşet beklemiyordum bu oyunda. Açık söyleyeyim beklemiyordum. Daha çok ceset birileri bu insanları toplamış ve soğukkanlılıkla öldürmüş bir katliam. Evet biz bu hakikaten katliam yapmış. İlginç. Kilisede papaz falan olabilir miyiz? Aa burada böyle insanlar var burada. Bir. Affedersiniz peder. Kızım Emily'yi arıyorum. Lütfen. Bana onun katliamda ölmediğini söyle. Ölmedi. O burada mı? Burada. Ona gidebilirsin. Dualarım onunla birlikte. Emilia! Emilia! Oğlum bu ne? What? Aa kurtardık kızımızı. Neredeydi kızımız? Lütfen yanımda öleyim deme. Abi tüylerim diken diken oldu şu an. Abi tüylerim şu an diken diken oluyor. Bak vallahi sağ kolumun tüyleri diken diken oldu. Seni kurtarmak için bir yol bulacağım. Evimiz yerim ama bana mı öyle geliyor? Hatırlamaya çalışıyorum. Kızımız burada bir yerde mi? Oğlum! Burada bazı ilaçlar olmalı.
Abi yapma ya. Yapma ya. Yapma ya. Ne olur yapma ya. Ne olur yapma. Sinirlerim bozuluyor. Yapma ne olur. Kaşınıyorum sinirden. Yapma. Yapma abi yapma. Ama anlamadığım bir şey var. Bana papaz neden kızım iyi dedi? Ya anlamıyorum. Acaba şu bakımdan mı? Ah! Kucağımızda biri var. Abi inanmıyorum ya. Kızımızın cız. Ya yapma ya. Of. Ya nasıl bit? Başlarım böyle işin içine ya. Böyle oyun sonu mu olur lan? Ya abi gençler anlamıyorum ama hakikaten ben çok iyi oynadım ya. Birileriyle savaşmamız gerekiyorsa vallahi savaşırdım abi, her türlü silahımla gittim ya, o kadar da iyi oynadım kızım eve dönecek diye. Yani abi kızım eve dönecek diye evde o kadar çok malzeme vardı ki ya, yemedim kızıma bekledim ya. Acı çeken kişiyi acı veren tecrübeyi hiç olmamış kabul ediyor, unutuyor ve inkar ediyor. Abi kaybet ya herhalde kaybetmemiz gerekiyordu gençler, anlamadım. Ben iyi oynadığımı düşünüyorum. Bir şey atladım mı emin değilim. Herhalde Emilia ölüyordur yani her türlü. En azından benim oynadığım versiyonda öldü. Eğer ben bir şey eksik yapmadıysam, ki yapmadım diye düşünüyorum. Herhalde oyun her türlü versiyonunda ölüyor gençler. Böyle bilmiyorum. Her neyse. Ben bu oyunu artık noktalıyorum. Haberiniz olsun. Muhtemelen bir daha bu oyuna uzun bir süre giriş yapmayacağımı düşünüyorum. Of. Her neyse. Geçer bir sonraki bölümde. Bir sonraki devam eden serilerde görüşüyor olacağız. Kendinize çok çok iyi bakın gençler. Ve... doğru, yeni öyküler geliyor. Belki çok uzun zaman sonra. Bir sonraki bölümlerde, bir sonraki videolarda görüşüyoruz gençler. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın.